Komutanım, ikinci taburun askerlerini almaya geldim. İkinci tabur için gelenler, ayrılın. Komutanım beklesinler, ha buraya bir kişi daha var. Geç ola. Arkadaşım ikinci taburun askeri, onu da al. Emredersiniz komutanım. Evet, sağa dön. Adadım, marş. Komutanım. Efendim Cemal. Şuraya ilk girdiğim günü hatırlıyorum da. Ben de hatırlıyorum Cemal. Çantandan hamsi ekmeği, hamsi tuzlama ve hamsi çiroz çıkmıştı. Hey ya komutanım. Hepsini almışsınız. O zamanlar hatırlıyorum da bayağı sert bir adamdınız komutanım. Yaşlandıkça yumuşamaya başladınız. Ne dur anlayamadım. Cemal. Ben şimdi seni bir yumuşatacağım göreceksin ha. İşte bak. Emredersiniz komutanım. Gel oğlum. Koy bakalım çantalarını şöyle. Gel bakalım Şahım gel. Gel böyle. Nerelisin? Bursa. Ula bir tane de Trabzon'dan çıksa ya. Cemal işine bak. Koy bakalım şunu şuraya. Hepsi bu mu? Evet komiserim. Şeyi sandığını unutmuşsun ya. Aç şunu. Bunlar ne? Çizgi romanlarım komutanım. Boş zamanlarımda okurum diye getirmiştim komutanım. Peki bunlar ne? Uğur taşlarım. Hiç yerimden ayırmam da komutanım. Asker ocağı oğlum burası. Hiç mi acemilikte bir şey öğretmediler sana? Bir keresinde eğitime çıkmıştım komutanım. Tüfeği kırdım diye bir daha çıkartmadılar komutanım. Uy, Hüsam hangi bölüye açıldın sen? Kakırdak. Öyle bir şeydi komutanım. Allah'ım. Biliyorum. Hiç metinler sual olunmaz ama. Bunları bana bilerek yolluyorsun, biliyorum. Seçmece. Bursa ha? Bursalıyım diyorsun yani. Evet, Bursalıyım. Ulan ne espri özürlü adammışsın kazma herif. Mehmet, utanmıyor musun insanların memleketleriyle dalga geçmeye, he? Kusura bakmayın komutanım. Kusura bakmayın komutanım. Ayıp be. Ne varmış yani Bursalıysa? Terbiyesizsin. Özür dilerim komutanım. Sizin de Bursalı olduğunuzu unutmuşum birden. Bursa. Toprak mı oluyoruz komutanım? Elini çekmezsen şimdi sen toprak olacaksın. Çek elini manyak herif, çek. Bursalı adres ver. Tütüncü Mahallesi, evet. 17-4 Çekirge. Selam. Ben de sizi arıyordum. Selam. Hayırdır Suzan? Gerçi sen aradığına göre pek hayır olmasa gerek. Siz de mi böyle diyorsunuz? Aşk olsun. Alt tarafı bir ödevime yardım etmenizi isteyecektim. Ne ödeviymiş bu? Kerim Hanım elektrik devresi yapmamızı istedi. Tamam işte. Otur işte. Yap işte. Ya yardım etseniz. Olmaz. Kerime Hanım'a söz verdim. Lütfen. Son sözünüz mı? Mehmet. Hiç bakma Suzi'cim. Hiç bakma. Yeni gelen devreyle uğraşıyorum. Senin elektrik devrenle hiç işim olmaz. Hayrola Toru? Nedir soru? Yok bir şey komutanım. Yazık. Komutanım diyorlar. Hayrola birader? Bir derdin varsa çekinme söyle. Dolaplar biraz ufak gibi, yataklar da dip dibe. Böyle biraz açsak böyle daha ferah ferah olur diye şey ettim. Ya demek ki böyle hoşuna gitmedi ha.
Ya bak keşke seni şu iki kişilik özel koğuşlara yazdırsaydık. Aa, iki kişilik koğuş da mı var? Ya. Var tabii var. Oğlum olmaz mı? Yani biz burada ayrı gayrı kalmayalım diye. Muhabbet hesabı. Yani. Peki nasıl geçerim ben o koğuşa? İşte komutana müracaat etmen lazım. O kadar. Müjdemi isterim beyler. Babam nevaleleri göndermiş. Allah! Gelsin börekler, gitsin tatlılar. Sana yok. Yavaş. O ne demek şimdi? Sen benim on başını mı takmıyorsun? Tosun'a da yok. Tosun da bende dalga geçiyor. Hiç kalmadık senin lokanta artıklarına canım. İnşallah bir gün senin de bana işin düşer. Göreceğiz bakalım kimin kime işi düşüyor. Al Şakir'cim, ben sana vereyim canım benim. Al. Oo, efendim, kesenize bereket, elinize sağlık, o başım. Afiyet olsun canım benim. Biz. Ana, ciddi vermiyor ha. Seni bir daha kantinde görmeyeyim, sakın. Adam hainin önde gideni ya. Bana bak Seyfi, seni ispikliye bu cümbü olmasın sakın. Bunun karakterine pek gider de böyle şeyler. ver. Sana da yok artık, malınla rezil mi olacağım ya? Uş küpek, hepsini kendine de şiş, patla bile. Harbi Mehmet ya, sen hala bulamadın değil mi o ispiyoncunun kim olduğunu? Yok abi, nerede? Gidip de soramam ya Levent Üsteğmen'e ispiyoncu kim diye. Komutan sizi çağırıyor. Bizi mi? Niye? Bilmem. Kimi çağırdı dedi oğlum, isim falan vermedim ya. Hayır, sadece ikinizi çağırmamı söyledi. Allah Allah. Lan torun, aptal mısın sen yoksa? Lan oğlum isim verilmeden adam mı çağırılır lan? Ben iki kişilik koş için başvurdum. Organize etmeniz için komutan sizi çağırdı. Bir dakika. Sen şimdi gittin, komutana iki kişilik koğuş istiyorum dedin, öyle mi? Hı. Hangi komutandı bu? Hanım komutan. Şu göğsünde taş, aman kaya yazıyordu o komutan. Deniz yüzbaşı. Demek iki kişilik koğuş ha? Bak sen. Güzel espri. Sen bir de yeni gelen askerlerden sorumlusun değil mi? Evet komutanım. Seni zaten biliyorum ufaklık. Şimdi size iyi bir ceza vermek lazım. Komutanım, Levent Üsteğmen'imize söylemeyin de isterseniz öldürün bizi. Amma korkuyorsunuz Üsteğmen'inizden. Halbuki şeker gibi adam. Ah ben sizin komutanınız olacaktım ki. Adam olana kadar süründürürdüm. Neyse, Mehmet ve Seyfi. Ceza olarak ikinize de yarınki iç hizmet tatbikatında görev veriyorum. Emredersiniz komutanım. Şimdi çıkın dışarı. Başlayabiliriz başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Günaydın beyler, günaydın. Saat 6:30. Kalkma saati. Kalk! Kalk! Kalksana Mehmet! Ben gerçekçi olsun istedim komutanım. Kalk! Bünyede oyunculuk var. Duramıyor işte. Saat 6:30-7 arası kişisel bakım var arkadaşlar. Saat 7-7:30 arası kahvaltı. Anam, buna ben önemli değil mi komutanım? Oyna bakalım. Çatal sol elde, bıçak sağ elde. Devlet bize ne güzel kahvaltı vermiş. Peynir var, zeytin var, bal, tereyağı, oh! Yeter Gökhan. Saat 8:30'da sabah yoklaması. Alo! Sabah istiması dedi, duymadınız mı? Sekiz 9:15 arası sabah sporu. Hanımefendi. Ne hanımefendisi? Hanımefendi sivilde kaldı asker. Deniz Yüzbaşım senin komutanın. Pardon,
Bu anlattıklarınızı not alalım mı? Sınavda karşımıza çıkacak mı? Seyfi ile Mehmet'e sabah sporu olarak şınav çektirelim mi Üsteğmen'im? Memnuniyetle komutanım. Şınav vaziyeti al! Emredersiniz komutanım! Toparla şunları ya. Bu ne? Çek. Hah. Komutanım niye toplandık buraya? Vay. Komutanım ha. Güzel, aferin. Seni sevdim. Dur bekle. Bekle. Ama bak. Seni hiç sevmedim. Görev dağılımı yapılacak. Nece olalım? Ne önerirsiniz? Vallahi akıllı olun yeter. Gerisi havacıva. Sen başkalarına akıl vereceğine kendin akıllı ol Ferit. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar. Aranızda elektronikten anlayan var mı? Ben varım komutanım. Ege Üniversitesi elektronik bölümünden ayrıldım. İyi alt ettin. Bana bak, iyi anlıyor musun elektronikten? Evet komutanım. 2 sene elektronikçiye çalıştım. Güzel. O zaman bundan sonra kantindeki televizyondan sen sorumlusun. Al bakalım bunu. Ne yapacağım komutanım? Hiç. Sadece televizyonu açıp kapayacaksın. Hadi bakalım. Hemen hadi komutanım. Arkadaşlar, aranızda boyacı var mı? Geç şuraya. İyi. Boyacıya ihtiyacımız var. Evet komutanım. Motor, kaporta, bilimum araç tamiratından anlayanlar. Evet. Geç Özgür. 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 İbrahim. Yaz. Geçin oraya. Ağır vasıta ehliyeti olanlar. Geçin bakayım şöyle. Geç Rıza. Kemal sen de geç. Peki terzi? Benim komutanım. Tamam geç Fikret. Sen necisin? Ne iş olsa yaparım komutanım. Oğlum, sivilde ne iş yapıyorsun diye sordum. Ha. Erkek memeri komutanım. Kendine pek ayrı dokunmamış komutanım. Ferit! Özür dilerim komutanım. Oğlum bu saç askerde yasak, bilmiyor musun? Çıkmıyor komutanım, tedavi görüyorum. Bu arkadaşı da berbere verin.